Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pudra rengi, namaz örtüsü, mevlit örtüsü ya da tülbentlerinize yapabileceğiniz bir motif modelini göstereceğim. Güzel ve gösterişli bir motif modeli. Şimdi yazmamız var. Yazmamızın birazcık koyusunda bir ipimiz var. Çok az bir koyusu. Sonra daha bunun koyusu pembe ipim var. Daha sonra krem rengi ipim var ve açık yeşil ipim var arkadaşlar. Şimdi bunlarla motif çalışmamızı yapıp yazmamıza monte edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi yapmak için ipimizi alıyoruz. İçine başlangıç düğümüzü atıyoruz. Yine aynı yere ikisinin içinden de geçirerek bir tane düğüm yapıyoruz. Zürafa oluşturuyoruz. Daha sonra yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyoruz ve en son üçüncü zürafamızı da yapıp ipimizi çekerek kapatıyoruz. Küçücük bir orta yaptık. Şimdi ilk zürafamıza geçerken küçücük bir zürafayla geçmeye çalışıyoruz. Daha sonra ikinci zürafama geçerken normal zürafayla geçiyorum. Sonra üçüncü zürafama geçerken yine ikinci normal zürafam. Yani çok büyük olmasın, yukarıda genişler zaten. Sonra ilk zürafama batarken zürafanın içine batıyorum ve üçüncü kez ikinci sıramın zürafasını yapıyorum. Şimdi bu sırada üç tane zürafam oldu arkadaşlar. Hemen en son zürafamın içine geriye geliyorum. Ve aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum buraya. İki. Ve üç tane zürafa çalışıyorum buraya. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Ve gözleme işlemi yapmış oldum. İlk zürafama bir daha batıyorum. Arttırma işlemi yapıyorum böylelikle. Sonra ikinci zürafama geçiyorum. Araya bir zürafa yapıyorum. Sonra en son zürafama geçiyorum. Ve yine aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. Arttırabilmek için iki uçta da arttırma işlemi yapıyorum ve bir tane zürafam artıyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Yine ipimi geriye getiriyorum. Hafif, bol, çok da bol getirmeyin. Güzel olmaz. Daha sonra yine aynı yere batarak arttırıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Yine bir sonrakine. En son zürafama geçip arttırıyorum. 5 tane zürafam oldu bu sırada arkadaşlar. Şimdi 2 sıra daha bu şekilde çalışacağım. 5 tane zürafam olacak. Evet arkadaşlar, 7 tane zürafa olana kadar arttırdım. Şimdi ipimi daha gergin getiriyorum. Eksilteceğim için. Hepsine birer kere battığımda kendiliğinden eksilir zaten. Kötemeli ilmeklerimiz. Şimdi sırada hepsine birer kere batacağım ve 6 tane zürafam kalacak.
5 ve 6. Bu şekilde çalışarak arkadaşlar bir tane zürafa kalana kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bir tane zürafa kalana kadar eksiltiyorum. Sonra da tepesine batarak sıfırladım ve yaprağımı bu şekilde bitiriyorum ve kesiyorum. Şimdi 3 tane zürafam vardı burada. 3'ün içine de aynı şekilde yaprak çalışıyorum. Şimdi yandaki zürafanın içine ipimi bağlıyorum ve yine 3 tane zürafa çalışıyorum. Ve aynı şekilde yaprağımı yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafa bıraktım. Oraya çift sarılarak bitirip tamamlıyorum. Demin göstermeyi unutmuştum. Evet, bu şekilde 3 tane yaprağımıza çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizi bu şekilde ayarladık. Şimdi biraz süslemeye geldi sıra. İpimizi en alttaki büyük zürafaya bağlıyoruz. Düğümümüzü iyice sıkıyoruz ki zaten her zaman güzel sıkıyoruz. Burada biraz daha fazla sıkıyoruz. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafa yapıyoruz. Hafif büyük bir zürafa ama çok da büyük olmasın. Daha sonra ya o zürafanın içine geriye geliyoruz. Yine aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyoruz. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyoruz. Aşağı indiğimiz yana geçtiğimiz zürafanın içine geriye geliyoruz. Arada bir düğüm mesafesi kalacak. Çok da büyük kalmasın arkadaşlar. Trabzan tekniğiyle yapıyoruz bunu. Daha sonra yine içine bir tane pırpır çalışıyoruz. Yandaki zürafaya geçiyoruz. Bakın, ya tekrar geriye gelip arada bir düğüm mesafesi bırakıp pırpırımızı yapıyoruz. Bu şekilde yukarıya kadar çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi köşeden bir öncekine kadar geldim ve köşedeki zürafama da batıyorum. En son bir zürafamın olduğu yere batıyorum ve trabzanımı yapıp pırpırımı yapıyorum. Sıkıştırıp ipimi kesiyorum buradan. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde 3 tane yaprağımın kenarına pırpırlarımı, kirpiklerimi çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3 yaprağımızın kenarlarını yapmış olduk. Bir taraflarını diyeyim. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz ve şu şekilde bakayım, tekrar kontrol edeyim. Burası daha aralık. Evet, yeşil ipimi alıyorum. Köşeye bağlıyorum. Yedili zürafanın olduğu yere.
İpimde birer payda bırakıyorum ve ikinci, üçüncü zürafaya ipimi bağlıyorum. Ara ipimi de takıyorum araya. Sonra ikisinin içine birden batarak ipimi geriye getiriyorum. Buraya bir, iki, üç tane zürafa yapıyorum. Düğme doğru geçirtmeyin, aralık olmasın. Evet arkadaşlar, üç tane zürafamızı yaptık. Daha sonra ipimizi geriye getiriyoruz. Bir, iki tane zürafamızı yapıyoruz. Ve bir zürafa yapıp sıfırlayarak bitiriyoruz. Daha sonra iplerimizi temizliyoruz. Diğer yaprakların arasına da aynısından birer tane küçük yaprak oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi pembe ipimizi aldık ve boyamızın arka kısmından bağlıyoruz. Tohum yapacağım pembeyle ve tam orta kısmından çıkartıyorum. Daha sonra kenardaki zürafaya batıp yine ortadan çıkıyorum. Buraya 15 tane dolama yapıyorum. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Daha sonra yavaşça çekiyorum. Bu şekilde bir tane küçük göz oluşturdum. Sonra yine aynı yere batarak aşağı iniyorum. Hafif yarım ay şeklinde. Daha sonra yine ortadan çıkıyorum. Ve diğer yaprağımın alt kısmına, ortaya doğru batarak aynı şekilde bir tane daha yarım ay şeklinde tohum yapacağım. 2, 3, 5. Evet arkadaşlar, ortadaki tohum kısmını tamamladım bu şekilde ve küçük işlemeler yapayım istedim. Biraz renklendirmek istedim. Yine alttan büyük olan birli zürafadan çıkıyorum. Yedili sıranın bir sonraki sırasının ortasına batarak bir tane damar yapıyorum. Sonra onu sağ tarafına bir tane damar yapıyorum. Ve sol tarafına damar yapıyorum. İki sıra aşağısına, yani bu sefer de yedilinin bir alt sırasına batıyorum. Ve bu şekilde çiçeğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Arka tarafa dönüyorum. İpimi geçiriyorum buradan ve
alt kısımdan bir yerden düğüm atarak sabitliyorum. Şimdi bu şekilde bırakıyorum artık arkadaşlar bunu. Bir şey yapmıyorum. Daha sonra bunun yazmayı dikilişini. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde motifimizi tamamladık. Bunu yazmaya, namaz örtüsüne ya da havluya nasıl monte edeceğinizi göstereceğim. Şimdi ilk önce bir yerini belirliyoruz mutlaka. Oraya 4 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra yine ipimizi geriye getiriyoruz. Gözeme işlemi yapıyoruz. 3 tane zürafamızı yapıyoruz. Ve ipimizi geriye getirip 2 zürafa ve 1 zürafa yapacağım. Bir üçgen oluşturuyorum buraya. Bir ve sıfırladım. Şimdi burada bırakıyorum. Bir dakika. Makasımı aldım. Buradan ipimin fazlalığını kesiyorum. Şimdi altta bırakmıştım iplerimi. Ama sabitledim. Onları kesiyorum artık. Kendi ipiyle dikeceğim bu taraftan. Bazen bu iple de dikebilirsiniz. Ama kendi ipiyle dikmek daha mantıklı. Alamadım iğneyi. Evet, şimdi motifimi getiriyorum buraya. Dikmek istediğim şekilde, şu şekilde dikmek istiyorum bakın. Ya da şu şekilde dikelim, bir tanesi yukarıda. Ona karar veriyoruz. Bir tanesi yukarıda, diğerleri aşağıda. Hemen şimdi şeyin köşenin altındaki zürafaya batıyorum. Karşıdan denk geldiği yerden çıkıyorum. Kendi renginde olduğu için sorun olmayacaktır zaten. Hemen bir üstteki zürafadan aşağıya iniyorum. Onu da uçtan tutturuyorum bakın. Kendi renginde olduğu için hiç belli olmuyor. Şimdi tekrar diğer taraftan çıkıyorum şuradan. Alttan da şeyden tutuyorum. Zürafadan tutuyorum. Bakın şu şekilde. Yine yandaki zürafadan aşağıya iniyorum. Aynı şekilde karşıya geçiyorum. Şuradan. Buradan üçgene denk gelmeyebilir şeyi, motifi. Tam dibe doğru bir yerden. Tülbentten tutturdum. Şeyden, tülbente yakın zürafadan çıktım. Burada çünkü krem rengi desen var. Buradan da aşağıya iniyorum. Yine diğer zürafadan. Bakın. Altta da çok belirgin bir şey yok. Üstte de zaten hiç belli olmadı. Ve düğüm atıyorum. Sıkıştırıyorum. Ve bitiriyorum arkadaşlar. Bakın arkadan da bir görüntü kirliliği yok. Ön taraftan da yok. Bu şekilde motifimi dikmiş oldum. Ara modeli düşünmedim arkadaşlar şimdi. Daha sonra düşünebilirim. Siz bunu yapadırın. Ara modellerim var. Birçok ara modelim var. Ağır, hafif. Onlardan kullanabilirsiniz bunun için. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayın. Lütfen bana destek olmak amacıyla. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Beğenilerinizi ya da eleştirilerinizi. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve mutlaka mutlaka evde kalın arkadaşlar.